Tamam gel ben seni görüşürüz. Tamam. Sen görüşmek istemiyorum. Ben, tamam. Ben canavar değilim. Ben bu insanları görecek değilim. Bu insanlar... Gel. Ama siz böyle yaptığınız zaman ben niye sizin... Görüşmek istiyorsunuz. Burada bu kadar insan bekliyor. Kimseye bir tepki yok. Ben... Parti olarak benim size bir yanlışım, bir şey tamam. Oldu mu kardeşim? Tamam, yakın ortaya. Ben de halkım ya, ben de buradayım. Bir sana sorun varsa ben de bir sorun var. Tamam, buyur, görüş ettiler. Yani niye bu kadar beni şey yapıyorsun, bana dayatıyorsun? Beyefendi. Ben sizin yapmak istediğiniz şeyi yapmak zorunda değilim tamam, ben. Tamam, beyefendi, bir probleminiz varsa partiye gidiyorsunuz. Ben size orada izah ettim. Tamam, buyur, ben size görüştüreceğim dedim. Parti, siz beni görmüyor. Tamam, ben niye sınav? Siz emniyet müdürüsünüz. Tamam, ya. Ben görüşmek istersem ben sizi gelir alırım. Sizinle beraber derim, bak. Tamam. Müdür, bağırmıyorum, ben konuşma tarzım budur. Tamam, buyurun, buyurun. Ben bir sene önce kalp ameliyatı, daha doğrusu kriz geçirdim. Krizden dolayı kalp kapaklarım değişti. Kartım da zaten boynumda. İlaçla yaşayan bir insanım. Her gün hastanelerdeyim. Her gün. Bu kaç gündür ben HDP'nin önünde anneleri görüyorum. İşte benim çocuğum şöyle oldu çare, şöyle oldu çare. Ben de dedim, ben de çare, yıllardan beri çare arıyorum. Benim sağlık problemlerim için ben de partiye geldim. Parti bana da bir çare bulsun. Ameliyat esnasında %100 ölüm riski var. Partili yetkililerden rica ediyorum. Varsa yine bir devaları, bana da bir deva bulsunlar. Bana da bir çare bulsunlar. Şu anda polislerle şeyle çok, polisler diyor ki gelin çözüm. Benimle konuş, ben emniyet müdürüyüm. Ya arkadaş ben emniyeti biliyorum. Ben çözümü sizden arasaydım sizin oraya gelirdim. Bu insanlar hepsi buraya gelmişse, çocukları dağa gitmiş, sizin yanınıza gelmiyor. Ben hasta olarak niye geleyim buraya?